Hepo Burdiyet nereden çıktı onu konuşalım ilk başta isterseniz. Aslında bütün insanlar yapıyor bu diyeti ve bu diyeti yapmaları da gerekiyor. Neden? Hepo Burdiyet şöyle çıktı. Ben herkes her zaman için yedirerek zayıflatan bir diyetisyenim. Yoksunluk sendromu çektirirseniz diyeti bir süre sonra bırakır. Diyet olarak algılatmamak gerekiyor. Onların normal beslenme alışkanlığını düzene sokmak gibi algılatmak gerekiyor. Ha, ve her şeyleri yemeleri gerekiyor ama miktar çok önemli. Miktarı ayarlamak çok önemli. Bir porsiyonu geçmemek çok önemli. Sürekli atıştırmak sakıncalı bu diyet programında. O yüzden atıştırmak yerine bir porsiyon yemeği tercih ettiriyorum insanlara. Bir porsiyon makarna, bir porsiyon kısır, bir porsiyon tatlı gibi. Her şeyin ölçüsü aslında dışarıda ayarlanmış durumda. İnsanlar da evinde de bu ölçüleri göz kararı olarak ayarlayabilirler ölçüleri. Ama milimetrik olarak davranmak insanları kasar. Psikoloji çok önemli diyet yaparken. Hepo Burdiyet buradan çıktı. Çünkü o yoksunluk sendromunu yaşatırsanız eğer kişiye, o yapamadığı diyetleri, sıkı diyetleri verirseniz eğer, bir süre sonra psikolojisi bozulur, metabolizması yavaşlar, böylece diyeti bırakır. Bıraktıktan sonra da verdiği kiloları hepsini geri alır. Çünkü doymadan zayıflamak aşırı yemeye daha sonra neden olacak bir şeydir. O yüzden insanlara seansta bile şunu sormalısınız. Canın ne istiyor? Ona göre diyeti düzenlemek zorundasınız. Çünkü her zaman psikolojiyi aktif tutmalısınız ki size gelen insanların bir süre sonra diyeti bırakmamaları için. Ve her sevdiklerini bilmeniz gerekiyor. Ve ona göre diyeti haftada 2 defa kaçamak, 3 defa kaçamak diyoruz biz onlara. Bunu makarna olabilir, kısır olabilir, tatlı olabilir diyette. Bütün bildiğim pizza olabilir, bütün bildiğimiz karbonhidratlar olabilir, yer alabilir. Bu kişinin sevdiği şeyle alakalı. Bunları diyeti ona göre düzenlemek şart. Yoksa dediğim gibi insanlar o yoksunluk sendromuyla psikolojileri bozuluyor. Bir süre sonra diyeti bırakıyorlar, bırakmaların ötesinde yo-yo hale geliyorlar. Diyet yap, diyet kelimesi bile antipatik gelebiliyor insanlara. Onu kaldırıp da yeme alışkanlığını bir miktar düzene sokmak ve neyi nerede yiyeceğini öğrenmeleri ve ne kadar yiyeceğini. Ölçü çok önemli ve bunları öğrenmeleri gerekiyor. Hepo Burdiyet doyma ve bu psikolojiden çıkmış bir diyet programı. Atıştırmaktan her zaman için korkarım. Çünkü neden? Atıştırmanın önüne geçilemez. Miktar gerçekten çok önemli. İnsan kendini bir porsiyonla sınırlamayı bilmesi lazım. Hepo Burdiyet'te dikkat etmemiz gereken kurallar var. Mesela su içmek şart bütün diyetlerde aslında. 2,5 litrenin altına düşmeyeceksiniz. Günde ve gün içine yayarak. Birdenbire tüketmek hiçbir anlamı yok. Çünkü su yağları parçalar ve vücuttan atılmasını, yakılmasını sağlar. Birinci kural bu. İkinci kural, tuzu kesiyoruz. Ekstra tuzu kesiyoruz. Mesela her gün karbonhidrat yenilmeli. Neden? Çünkü karbonhidrat vücudun yakıtı, o yakıtı bozmamak gerekiyor. Yoksa protein yakıt olarak kullanılıyor. Burada kasları erimesine neden oluyor. O yüzden mümkün olduğunca karbonhidratı ama her gün başka bir karbonhidrat olacak. Hepo Burdiyet'te yasak olarak değerlendirdiğim pişirme teknikleri. Mesela kızartma olmamalı. Türk mutfağında bile
rahatlıkla yemekleri kızartma olmadan az yağlı bir şekilde pişirebiliyorsunuz. Türk mutfağında bile, bütün mutfaklarda da öyle pişirebiliyorsunuz. Kızartma gerçekten sakıncalı. Aşırı tuz tüketmek sakıncalı. Bunlar vücutta dengeleri bozar. Bunlar yasak. Çok az yağda, tavada ızgara yapmak, fırında olması gerekiyor. Fırında pişirmek. Birçok, mesela bir et yemeği fırında yapıyorsunuz. Bunu birçok sebzeyle karışık bir şekilde kombine edip, baharatlarla lezzetli bir hale getirip yapabilirsiniz bir et yemeği ya da balık yemeği. Rahatlıkla yapabilirsiniz.